Günaydın. Bugün de dışarıdan size merhaba diyeyim. Sağlık ocağına gidiyorum. Bugün yağmur ve dolu ihtimali olduğu için erkenden çıkayım, onu halledeyim dedim. Şimdi ona doğru gidiyorum. İlacım bitti. İlacımı yazdırayım. Ondan sonra bir güzel gelirim. Dönerim tekrar, ekmek filan alacağım. Peynir yoktu, peynir alacağım. Alışveriş yapayım. Gideceğim inşallah eve doğru. Hadi bakalım, şimdi görüşürüz sonra tekrar. Ben geldim canlarım. Gelirken de alışverişte yaptım. Ne oldu, ne oldu? Barbunya. Barbunya. Ha, taze fasulye karışmış bir tane arasına. Al, al. Götür gezmeyi. Şey, kışlık bir 3 kilo daha aldım. Barbunya. Fasulyesini aldı gitti. Ne olduğunu tanımaya çalışıyor. Ayıklarız. Dolaba koyuyorum. İlaçlarımı aldım. Yine sistem değişmiş. Hiç sağlık ocağına gitmeden yazdırabiliyormuşum. Yazdırmadan direkt eczaneden alabiliyormuşum artık yine. Eskiye dönmüş. Ne oldu? Peynir aldım, ekmek aldım kahvaltılık. Şimdi kızım da çayı demlemiş. Hemen kahvaltıya otururuz. Ben üzerime soyunayım, döküneyim. Bir tane daha mı alıyorsun? Bakar mısın çocuğuna? Nasıl gel ya? Buraya gel. Bunlar yeter, gel. Üzerimi çıkarayım. Ondan sonra kahvaltımızı edelim biz. Bir arada barbunyaları ayıklarız, davulu koyarız. Ne oldu? Kameraya mı çıkmak istiyorsun? Evet, neyse, hadi görüşürüz. Canım arkadaşlarım, bu kadın ne yapıyor? Bu şeker fasulye sanırım deniyormuş bunlara. Bezelye nereden geldi aklıma? Barbunya değil, barbunya hani alacalı oluyor. Bunlara şeker fasulye deniyormuş. İşte 3 kilo bundan ayıklıyorum, almıştım ya sağlık ocağına gittiğimde. Oturdum televizyonun karşısında, böyle ayıklıyorum. Keşkülcüğüm de bana eşlik ediyor şurada. Şurada beni bekliyor. Yavrum uyukluyor. Böyle oturdum. Herhalde son günlerdeki yorgunluktan böyle. Biraz da tansiyonum yüksek arkadaşlar. Hemen aletimi yanıma aldım. Daha kötü hissedersem tekrar ölçerim diye bir iki yolda ölçüyorum. Küçüğü de büyüğü de bayağı bir yükseldi. Ama bu yorgunluktan dolayı. Şu kış hazırlıklarını bir tamamlasak dinleneceğiz ondan sonra inşallah. Neyse, ben şimdi şu kadar bir şey kaldı. Böyle bir yarım kilodan fazla, bir kiloya yakın. Onları ekleyeyim. Sonra bunları bir güzel yıkayacağım. Süzgece koyacağım. Üzerindeki suyu süzülsün. Ondan sonra suyu süzülünce de hani hazır olsun diye yıkayacağım. Direkt buzlu poşetlerini, kaç poşet çıkarsam. Ondan sonra koyacağım dolabıma. Sonra yemeğe çıkardığımda direkt buzlu hazır vaziyette çıkacağım.
çıkarmış olacağım. Patates havuçla yaparız işte. İnşallah yeri bulunur. Oldu mu kenarda? İnşallah. Hadi bakalım, bana kolay gelsin, tamamlayayım bunları. Arkadaşlar, barbunyaları yıkadım. Süzgecime yaydırdım bir güzel. Süzülsünler, dolaba kaldıracağım sonra onları. Bu arada kargom geldi. Birkaç parça eşyam vardı. Bir tane daha gelecek vardı. Mesajı gelmişti. Az önce onun da SMS'i geldi. PTT Kargo, eve geldik, sizi bulamadık. Peki bunlar ne? Sürat Kargo iki tane getirdi. Yurt içi kargo getirdi. Aynı gün. Evdeyim. Evdeyim de nasıl beni bulamadı bilmiyorum. Yani şimdi şöyle bir şekilde hemen salçatayla açalım. Çiçeklerime gübre almıştım. Tropikal süs bitkileri, bitki besini demiş. Çiçek açan süs bitkiler için. Çiçekli bitkileri. Böyle. Bu sararan yapraklar için. Keşke de oynamaya başladım. Uyuyordu. Bu da genel kullanım için sıvı bitki besini. Gentan'ın bunlar. Böyle. Yakından göstereyim. Düşünenler için şimdi memnun kalıp kalmadığımı ancak birkaç ay kullandıktan sonra size belirtebilirim. Kullanmadığım bir ürün hakkında bir şey diyemem. Ama memnun kalırım diye düşünüyorum. Bu da böyle. Bir de şunu nereden açacağız? Bir şuradan. Kapatayım da ne olur ne olmaz. Çok güzel. Kutuymuş bu da. Kutunun içinde bir kutu. Şu kutuyu da hemen keşfede vereyim. Kutuların içine girmeye bayılıyor. Al sana küçük bir oyuncak ev. Al bakalım. Şimdi gösteririm size de nasıl oynadığımı. Böyle bunları sarmışlar. Şöyle kenara alayım. Kendime bir kızartma tenceresi aldım. Taçım. Şöyle. Çok uzun süredir düşünüyordum. En sonunda çarşıda çıkamıyorum aylardır. Neredeyse işte Mart'tan beri doğruyuz. Acil ihtiyaçlar için sadece çıkılıyor. En sonunda internetten. Koronanın bana kattığı en büyük güzellik bu internet alışverişi oldu. Şöyle siyah bir tencere seçtim. Bu sefer emaye. Kapağı böyle. Böyle tel bir garanti belgesi. Bakalım memnun kalacak mıyım? Görüntüsü böyle. Keşke kutuyu mu istiyorsun? Kutuyu mu istiyorsun aşkım? Al. Şöyle. Umarım memnun kalırım. Şu şekilde yakından görmeniz için göstereyim. Şöyle. Böyle içinde fritözü var. Güzel günlerde kullanayım, yıkarım. Şu sarılıyı pek almak istemedim. Gümüş rengi olsaydı daha çok seviyorum ama yoktu. Aşkım, mamalar pişireceğiz. Böyle. Ben
Ben şimdi şeker fasulyelerimi böyle süzüldükten sonra 3 poşet çıktı. 3 poşet yaptım böyle. Dondurucuya koyuyorum artık onu. Ondan sonra da diğer turşu işine başlıyorum artık hazırlıklarına. Ben şimdi başlıyorum artık turşuyu doğramaya. Kavuçlar bir soyulacak ve ondan sonra da doğranacak. Domates, yeşil domateslerim yıkandı. Bir karnabahar, yeşil sivri biber 1-1,5 kiloya yakın. Kapya biberlerim bende çok vardı. Göz kararı şöyle 1,5 kilo kadar ayırıp yıkadık. Şimdi kereviz yaprakları böyle suda bir çalkalanacaklar. Buraya da işte doğramaya başlıyorum artık. Hepsi tek tek ince ince kıyılacak. Büyük baş bir lahana. Onu şöyle parçaladım. İnce ince kıyacağım. Ondan sonra her şeyi kıydığımda size dönerim ve gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar yemek şöyle, şu ışığı açayım şuradan. Yeşil mercimek koydum. Pişti. Şimdi kapatacağım. Sonra hazır olacak, hemen kolay bir yemek olsun istedim. Altını şimdi kapatıyorum. Hazır. Biz doğrarken bu da burada hallolmuş oldu. Bu da öğlenden biraz fırında kabak yapmıştık. Kabak kaldı. Yoğurt var, sarımsaklı. Onu da ilave ederiz. Böyle kalanlarla güzel bir akşam yemeğimiz olur inşallah. Lahanamı doğradım şimdilik. Lahanam doğrandı böyle. Küçük küçük. Burada karnabaharımı böyle minik minik hazırladım. Burada da kızım biberleri doğruyor. Böyle onları da küçük küçük hazırlıyor. Sivri tatlı biberlerde. Biberler bitince sadece ne kalıyor bir bakayım. Havuçlar doğranacak, soyulup doğranacak. Ya doğrayacağım ya rendeleyeceğim. Karar hala vermedim. Son anda vereceğim. Doğranıyor da rendeleniyor da benim yapacağım salatada. Ve yeşil domatesler minik minik aynı şekilde doğranacak. Ondan sonra hazır olmuş olacak her şey. Doğrama işlerimiz bitti. Akşam yemeğimizi yedik. Bir demet maydanozum kalmıştı doğranacak. Onu doğradım. Şimdi hepsini topladıktan sonra salatamın ismini, salatamın yapılışını, malzemelerimi size şöyle bir anlatayım. Bu bizim memleketimizin salatası. Bunu yıllardır yaparız işte, ailelerimiz yapardı. Dunaska salata, tuna salatası demek diğer anlamı da. Bu böyle kavanoza yapılan, bu bildiğimiz salamura'dan değil, daha değişik yapılan bir salata. Oldukça da çok yaygınlaştı. Malzemelerini ben size anlatayım. Benim 6 kiloydu lahanam. Büyük bir lahana. İnce ince doğradım. Böyle. Biraz daha iri de olabilir. Öyle de oluyor. Minik minik olması çok güzel. Kaşıkla falan yeniyor. Bu salata mangalların yanında, etlerin yanında çok güzel bir salata. 1,5 kilo kapya biberi böyle doğradık. 1,5 kilo kıl biber
küçük küçük doğrandı. 1,5 kilo havuç. Bir baş karnabaharı böyle minik minik ufaladım. 1,5 kilo ya da belki de biraz daha fazla, domatesin fazla kaçacak gibi geldi ama doğramış oldum. Domates, yeşil domates minik minik doğradım. Şurada birkaç dal kereviz. Kerevizi bence atlamayın. Kereviz buna büyük bir lezzet veriyor. Olmazsa olmazı bence. Sarımsak. Bir kısım sarımsaksız yapıyor. Bir kısım sarımsaklı yapıyor. Biz sarımsaklı seviyoruz. Ben buraya 3 baş sarımsağı soyup minik minik doğradım. Ve bir demet maydanoz. Yıkayıp onu da doğradım. Maydanoz şart değil. Olmasa da olur. Ha şöyle bir şeydir. Kerevizi sevmezsiniz. Kerevizi yapmazsın. Maydanozu seversin. Maydanozu koyarsın. Ya da ikisini de sevmiyorsun. İkisini de koymayabilirsin bunda. Böyle bir durum var ama biz seviyoruz. Özellikle maydanoz mesela var koyuyorum. Olmasa hiç özellikle gidip almazdım. Kereviz çok lezzet veriyor. Burada 2 kupa şöyle yağım var. Bu yağımı ocakta kızdırdım. Nasıl kızdırdım biliyor musunuz? Böyle üzerinden duman çıkana kadar, makarna için nasıl yağ yakılır? Duman çıkana kadar, sonra onu bir kenara bıraktım ben doğrarken, soğuttum. Soğudu. Soğumuş olması lazım ki diğer sıvıları sıvıyı kattığımda patlamasın. Biraz tane karabiber. 2 böyle kupa sirke, bir de yarım çay bardağı sirke. Şimdi bunu yağla eşit de koyabilirsiniz. Damak zevkinize göre. 1'e 1 ölçü koyabilirsiniz. Biz biraz sirkeliyi sevdiğimiz için ben bir yarım çay bardağı daha ilave ettim. Bir tık yağından fazla olsun diye. Bir kısım aileler yağını daha az seviyorlar. Mesela bunu bir tık daha az yapıyorlar. O tamamen sizin ağız tadınıza bağlı. Böyle bir kupa toz şekerim, bir kupa turşuluk tuzum. Yalnız şimdi ben bunları kullanırken tamamını koymayacağım. Bir kısmını ayıracağım. Ne kadar? Yarısından çoğunu koyacağım. 1/3'ünü bırakacağım. Tuzu da, şekeri de. Sonra karıştırdıktan sonra bir tadına bakacağım. Eğer tuz veya şeker istediğine kanaat getirirsem ilave edeceğim hangisini istiyorsa. Tuz olmazsa olmazı, şeker olmazsa olmazı. Tuz zaten olacak da şeker buna kıtırlık veriyor. Çok hoş oluyor. Hani şekerin ne işi var bunun içinde demeyin. Şekerle oluyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi daha yapılacak işlemi var bunun. Şimdi ben yağım, soğuyan yağımın içine sirkemi katıyorum. Bu elma sirkesi de olabilir. Ben yağ koyduğum bardaktan tekrar sirkeyi koydum biraz. Şimdi ikinci bardağa koyuyorum. Ben bunu da koyacağım. Arkadaşlar biz seviyoruz çünkü sirkeli. Sirke tadını çok seviyoruz. Şimdi bunun içine tuzunu koyacağım. Dibinde biraz bırakacağım. Tadına baktıktan sonra biraz daha koyayım. Evet. Sonunda size söylerim ne kadarını kullandığımı. Şimdi bunu da aynı şekilde tuzla şöyle. Bakın böyle dibinde biraz bıraktım. Bunu da bıraktım. Sonra tane karabiber. Şöyle bir tutam tane karabiber alıyorum. Koyuyorum. Bu buna lezzet verecek arkadaşlar. Karabiber turşuya. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Ocakta bir taşım kaynayacak. O kaynarken de ben
Tüm bu doğradıklarımı lahanayla birlikte karıştıracağım, harmanlayacağım. O da kaynamış olur. Ondan sonra sosunu ilave edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben ocağa koyayım. Ondan sonra harmanlamaya geçelim. Önce hadi havuç geldi elime. Havucunu şöyle bir serpeyim. Karıştırması kolay olsun. Böyle. Şimdi isterseniz önce bunu bir karıştırayım. Baharını ilave edeyim. Sarımsaklarını koyayım. Kerevizini koyuyorum. Maydanozunu. Şöyle bir dağıtayım. Minik bir maydanoz dalı kalmış. Şöyle elimle koparayım. Ve şimdi ne kaldı? Domates. Yeşil domateslerim. Buna kornişon turşu da konulabiliyor arkadaşlar. O da yakışıyor. Ben baktım buralarda yoktu kornişon turşu. O yüzden hani çıkıp da çok uzaklara da gitmek istemedim. Açıkçası şu koronadan hemen yakınımızda ne varsa onları alıyoruz. Şimdi bunu çok güzel harmanlayacağım. Hepsi birbirine karışacak. Bir güzel karıştırdım. Sosum da hazır. Kaynadı. Şu kaşığı alayım. Şimdi yavaş yavaş bu kaşıkla karıştırırım. Şimdi içinde tane biberler var. Karabiberler. Ama ben onları da dökeceğim. İçinde dururken, turşu oluşurken de lezzet katacağını düşünüyorum. Böyle sıcak sıcak gezdiriyorum. Her yerine gelsin diye. Şimdi bir güzel karıştıracağım. Her yerine sosun bulaşmasını sağlayacağım. Mis gibi kokusunu bir duysanız. Kavanoz yiyesiniz gelecek. Kaşık kaşık yapıp denerseniz çok güzel bir salata. Vallahi işte diyet yapanlara asıl ana öğün yemek gibi de olur bu. Karnabaharım birazcık küçüktü. Daha büyük karnabahar bulamadım. Bulsaydım biraz daha büyük karnabahar yakışırdı buna. Karnabaharı az olduğu için de. Karnabahar da pek yakışıyor. Böyle. Şimdi tuzuna baktım. Şöyle bir parça lahana alıp. Tuz istiyor. Yani bir bardak bence tam gelecek buna. Ne yapacağım? Böyle üzerine serpeceğim. Şekerinden de koyacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar yine tekrar karıştıracağım. Nasıl sönmeye başladı artık. Farkında mısınız? Karıştıra karıştıra. Şimdi bu böyle zaten su bırakacak.
Bir sürü soru çıkacak. Üzerini kapatacağım. 7 saat, 8 saat marine olacak. En az. Arkadaşlar karıştırdım. Biraz daha sirke istiyor. Bir çay bardağı daha sirke ilave edeceğim. Şöyle bir lezzeti kendine gelsin. Bir güzel tekrar karıştıracağım. Şimdi bu 8 saat böyle marine olacak. Üzerini bu diğer leğenimle kapatacağım. Ve şöyle kenara çekeceğim onu. Ara ara karıştıracağım. Eğer gece kalkarsam ara ara karıştıracağım. Suyunu salacak. Lahanalar bu şimdi yarı yarıya inecek. Sönecekler. Yarın sabah kavanozları doldurup kaynatacağız. Isırı patlatıyorum. Film saati. Hemen kapatıyorum şimdi. Çayım. Şöyle. Film izlemeye karar verdim. Mutfaktaki işlerimi bu gecelik bitirdim. Bulaşıklarımı yıkadım. Salatam hazır. 8 saat marine olacak. En az 8 saat. Isırımı patlattım. Ben şimdi kendime güzel bir film seçtim. Gidip onu izleyeceğim. Bakalım güzel mi? Güzeldir eminim. Film izlemeye bayılırım. Mısır da patlattım. Güzel bir film partisi olacak bu gece. Yarın sabah görüşürüz kavanozları doldururken. Ertesi sabahtan tekrar günaydın size. Hemen hazırlığımı yaptım. Kahvaltımızı ettik. Bakalım tüm gece ne olmuş. Bakın ne kadar yumuşamışlar. Oldukça suyu çıkmış vaziyette. Bilmiyorum görülüyor mu ama. Şöyle. Bir dakika size elime alayım da göstereyim. Bakın canlarım. Ne kadar su çıkmış. Şimdi bunları böyle dolduracağım kavanozlarıma. Sonra suyunu da her bir kavanoza pay edeceğim. Hadi bakalım şimdi hep birlikte dolduralım. Bakın. Doldurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıştıra sıkıştıra dolduracağız. Dilerseniz daha küçük kavanozlara da koyabilirsiniz. Daha büyüklere de yapabilirsiniz. Kalabalık misafiriniz olduğu zaman iyi olur. İnanın kaşık kaşık yiyeceğimiz bir Dunavska salatamız olacak. Arkadaşlarım şimdi ben bunların hepsini tek tek dolduracağım. En sonunda da kalan suyunu hepsine pay edeceğim. Şöyle bastırıyorum. Kâfidir bence. Böyle. Ben şimdi hepsini doldurayım. Sonra sizlerle tekrar görüşelim. Kavanozlarımı doldurdum. Kalan su da bu. Salatanın suyu. Azar azar hepsini pay edeceğim.
Kavanozlarımı doldurdum, sularını kattım, bir güzel havalarını çıkardım ve kapattım. Öyle. Çok güzel oldu. Şimdi bunları ben bu ölçüden ne kadar? 5 mi? 5, 10, 15, 20, 25. 25 kavanoz çıktı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Bir güzel sularını da kattıktan sonra bir güzel böyle kaşıkla içinde kalan havasını çıkarttım. Suyun her yerine girmesini sağlamak için kapaklarını sıktım. Emin oldum sıktığıma. Şimdi kazana koyacağım ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika, bilemediniz 8 dakika içinde hemen çıkaracağım. Çarçabuk çıkarmak gerekiyor. Çıkaracağım, ters çevirip kapatacağım burada. Sofra bezimin üzerine falan yayarım. Örterim bir güzel onları. Ondan sonra kilerimi kaldıracağım soğuduğunda. Bu 3 gün sonra olmaya başlıyor. 3 gün sonra açıp tadına bakabilirsiniz ama bir 10 gün sabretmenizi öneririm. 10 günden sonra harika bir et yanım. Ondan sonra ızgaraların yanında, köftelerin yanında, her türlü yemeğin yanında yiyebilirsiniz. Emin olun çıkardığınızda bir kavanozu tek başınıza kaşık kaşık yiyebilirsiniz. O kadar tatlı bir şey. Günlerinizde, toplantılarınızda, çaylarda çıkarılabilecek tarzda bir salata. Çok hoş. Damaska salatayı denemenizi öneririm. Ben şimdi bunları kazanımda sanıyorum gene bir 3 kere de herhalde kaynatabilirim belki. Evet. Son görüntülerini size göstermeye çalışacağım. Eğer kaynattıktan sonra çekmeyi unutmazsam lütfen kusuruma bakmayın. Ben şimdiden size veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilmeyenler için değişik bir salata tarifi. Umarım sevmişsinizdir. Denemek isteyenlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, ayrıca yorum ve beğenilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Konservelerimi ben size bir göstereyim. Az önce çıkardım. Son kazanımdakileri 3 kere de dediğim gibi böyle sardım hemen mutfak havlularına, sofra bezlerine. Böyle bunlar şimdi en son çıkanlar sıcak. Şöyle pek kaldırmak da istemiyorum. Şu şekilde. Çok güzel oldular. Kapaklarımın hepsi de tuttu. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah.